Sayın Ekrem İmamoğlu, çok teşekkür ediyoruz. T24 seyircilerine, izleyicilerine bu vakti ederiz ayırdığınız için. Hemen şöyle başlayalım. Her şey çok güzel olacak dediniz ve bu sadece Türkiye'de değil, size oy verenler açısından değil, neredeyse dünyada karşılığını buldu. Bu slogan neden bu kadar tuttu ve güzel olacak mı her şey gerçekten? Çünkü sahadan çıktı bu slogan. Yani bu sloganı 13-14 yaşındaki genç, pırıl pırıl bir Berkay yumruğunu sıkarak 31 Mart öncesi seçime bir hafta kala her şey çok güzel olacak Ekrem abi demesiyle sahada gelen bir enerji. Sonra bu aslında büyümüştü. Şimdi tam da ihtiyaç duyduğumuz umut çok önemli bir şey. Umutları yitmiş insanları gördüm ben o akşam. İftardan çıktım, haber almış bir şekilde. Tekrar o umudu yeşertecek, bundan daha güzel bir söz olamazdı. Bence felsefesi de var, derinliği de var. Ekrem İmamoğlu, YSK kararından sonra kırgın mı yoksa daha büyük bir azimle, daha büyük bir şevkle mi yaklaşıyorsunuz bu sürece? Nasıl bir ruh hali içindesiniz? Yani bir gün öncesinin kat ve kat fazlasıyla bir enerjiyle sahadayım diyebilirim. Elbette ki üzülüyorum, ülkemin demokrasi mücadelesi adına üzülüyorum. Elbette ki bunu normal karşılamıyorum çünkü hakkımız yenildi. Yani biz kazandığımız bir seçimi 7 insan elimizden aldı. Ama bir yanıyla da inanılmaz motive, inanılmaz sürece inanmış. Çünkü toplumda büyük bir inanç geri dönüşü var. Yani insanlar olağanüstü bir şekilde o akşamki belki konuşmamız insanlara iyi geldi. Öyle tahmin ediyorum. Sözümüz, sloganımız iyi geldi. O an itibariyle inanılmaz bir sahiplenme yaşadım. Şimdi aslında sizin liderliğiniz Beylikdüzü'nde yaptığınız YSK kararından sonraki konuşmada biraz da bütün dünyaya, Türkiye en azından size oy verenlerin arasında yayıldı. Gençliğe hitap eden alıntılar yapmanız, kollarını sıvamanız. Planlamış mıydınız daha önceden? O konuşmayı iticalen mi yaptınız? Ve orada biraz daha farklı bir Ekrem İmamoğlu tanıdık. Üslubu biraz daha güçlü. Biraz daha sert demeyeceğim ama daha yüksek perdeden. Nasıl? Tamamen irticalen aslında. Elbette ki birikmiş duygularım var benim. Elbette ki toplumun görmek istediği bir tepkiyi göstermem gerekiyordu ki hissettiklerim onlardı zaten. Ne hissediyorsam onu konuştum, onu söyledim. O anda toplumun bende bir gücü görmesi ya da emin bir şekilde beni sahiplenmesi o konuşmanın neticesinde olmuşsa tamamıyla içi samimiyet ve duygularla, hissettiklerimle dolu olmasından kaynaklı. Şimdi hem bir taraftan size oy verenler, sizi lider olarak benimseyenler umutlular. Tabii ki işte bir lider doğdu, sonunda duygularına belki tercüman olacak. Ama ben gazeteci olarak nabız tutuyorum. 23 Haziran seçimlerinden korkuyorlar. Bu sandıklar doğru dürüst korunamayabilir mi acaba diye ya da iktidarın bir manipülasyonu olacak mı diye. Tamamıyla bana şu soru soruluyor. Bunlar polisleri taşıyacaklar, emniyet görevlilerini taşıyacaklar ya da yeni seçmen kaydırmaları yapacaklar. Ne diyorsunuz? Bu korkulara cevabınız ne olacak? Şirin Hanım, İstanbul asla kazanılamaz denmiyor muydu? Kazandık. Aynı kaygılar yok muydu? Vardı. Kazansanız da o akşam başka sonuçlar ilan edilir demediler mi? Dediler ama ilan ettirmedik. Dolayısıyla diyeceksiniz ki günün sonunda başka bir usulle, başka bir manipülasyonla elinizden aldılar. Şimdi ona tedbir alacağız. Dolayısıyla bu bir demokrasi mücadelesi. Demokrasi seferberliği. Yani bu konuyu çok basite alamayız. Evet, bu bir yerel seçim. İstanbul'un belediye başkanını seçeceğiz. Ama bir taraftan da çok net Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin en önemli adımlarından birisi. Tüm tedbirler almak bizim elimizde. Gerçi Kemal Kılıçdaroğlu olayı dedi ki, bu olayı şöyle çerçeveledi. Bu artık bir İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri değildir. Çok daha uzun vadeli bir demokrasi mücadelesidir. Siz de böyle mi görüyorsunuz? Gayet tabii. Sizi Cumhurbaşkanı adayı olarak gören de var. Yeni bir lider olarak da gelen var. En önemlisi dünya böyle satın aldı. Ne diyorsunuz? Bizim için bu bir demokrasi mücadelesi ve şu anda bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi.
Yani bizim için bu çok net. Daha ötesini konuşmak tamamıyla sürecin ruhuna çok yanlış gelir. O bakımdan net ifade ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimine hazırlanıyoruz tüm moralimizle, tüm tedbirli davranışlarımızla ama bir yandan da tüm alacağımız o tedbirlerle demokrasi mücadelesine de katkı sunacağız. Şimdi izleyenlerimizden çok soru geldiği için bunları netleştirmenizi rica ediyorum. Son dakika haberiydi. Cumhuriyet Halk Partisi hem İstanbul'daki ilçelerdeki seçiminde iptali için hem de sizin daha önce ifade ettiğiniz gibi 24 Haziran başkanlık seçiminin de iptali için başvuruda bulundu. Çünkü aynı YSK, aynı seçim kurullarıydı. YSK'nın olumlu cevap vereceğinden mutlu musunuz? Mesela 24 Haziran seçimleriyle ilgili. Şimdi değerlendirme çok net. Zarfın içine atılan oylar belli. 4 oy atılmış. Siz diyorsunuz ki bir tanesi şaibeli. Bu olacak şey değil. O zaman şaibe varsa 39 ilçenin belediye başkanlığında, meclis üyelerinde tekrar oylayalım. Tekrar seçelim. Niçin? Orada kazanan farklı, daha çok kazanan farklı. Kesinlikle böyle bir karar versinler, vermeliler. Ama umudun yok, çok düşük. Vermezse şaibeli olacak mı? Zaten verdikleri karar şaibeli, çok net, oradayız. Bir başka şey, gerekçeleri üzerinden yola çıkarsak, gerekçeleri 24 Haziran'da da aynı sandık kurulu üyeleri vardı. Bana mesajlar atıyorlar, ben orada da vardım, orada da vardım diye. İnsanlar atıyor, çünkü çağrı yapmıştım. Dolayısıyla eğer burayı sandık kurullarının üzerinden yola çıkarak şaibeli kabul ediyorsanız 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi de şaibeli. YSK tabii ki çok tartışmalı. Eğer red cevabı çıkarsa bu başvurulara YSK şaibeli duruma... Zaten şu an şaibeli. Zaten şaibeli. YSK şu anda 7 üyesi Türkiye demokrasi tarihine ne yazık ki kötü adam olarak tarihe geçmişlerdi. Hiçbir zaman unutulmayacak. Şimdi. Ama ben şu an demokrasi mücadelesini onların çocukları ve torunları için de veriyorum, onu söyleyeyim. Çok güzel. Peki, şunu sormak isterim size. AK Parti size doğrudan, AKP doğrudan aslında yani size derken CHP'ye suçlamada bulunmadı. CHP demiyoruz ama işte şaibeler olmuştur, yolsuzluklar. Ama bugün MHP lideri Devlet Bahçeli doğrudan dedi ki şaibeli durumları yaratan CHP'dir dedi. Partinizi suçladı. Ne diyeceksiniz? Yani ben o fikre sadece gülerim. Sadece gülüyorum yani. Hiç denecek bir şey yok. Sizce bu kararın arkasında MHP mi daha etkili? YSK kararının arkasında eğer siyasi bir karar olduğunu düşünüyorsanız AKP mi? Ben siyasette yönetene bakarım. Yan faktörlere bakmam. Yöneten kimse siyasi irade olarak baskı altına alan odur. Ekrem İmamoğlu, sizce Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı İstanbul'u mu kaybetmek istemedi yoksa sizin bir lider olarak doğuşunuzdan mı çekindi? Kendisi yani ben İstanbul'la olan ilgili iddiasını görüyorum. Dolayısıyla bu iddianın abartılı bir iddia olduğunu da görüyorum. Ben kimsenin malını mülkünü devralmıyorum. Ben 16 milyon İstanbullunun bana verdiği görevi emaneti 5 yıllığına devralıyorum. Bu kadar net. Ama bu kadar sahiplenmenin, bu kadar olayı başka bir boyuta taşımanın, inanın insanların kafasında büyük soru işaretleri doğurduğunun farkındayız. O yönüyle İstanbul iddiası olduğunu düşünüyorum şu an için. Ve bu iddianın yanlış bir iddia olduğunu düşünüyorum. Sizin lider olarak, çünkü uzun bir zamandır lider boşluğu vardı muhalefette Türkiye'de. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki bir lider ama bu kadar kitleleri arkasından sürükleyebilecek. Bundan da çekinmiş olabildiğini düşünüyorum. Yani bilemiyorum tabii. Onu keşke imkan olsa da kendine sorsanız. Şimdi siz kritik bir şey söylediniz. Dediniz ki bu 45 günlük dönem, 23 Haziran'a kadar olan dönemde acaba İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ne gibi evrakları yok etmeye çalışacaklar ya da ne gibi delilleri ortadan kaldırmaya çalışacaklar merak ediyorum. Önemli belgeler olduğunu biliyor musunuz? Yani özellikle bir şeyler tespit ettiniz mi? Bakın bunlar karartılabilir diye. Yani İstanbul'da tespit edilmesi gereken çok husus var. Bu net. 47 gün, 46-47 gün İstanbul için çok önemli bir zaman kaybıdır. Bu zaman dilimi içerisinde evet çok şey yapabilirler. Çünkü ben orada özellikle
üst yönetimle alakalı süreçlerin çok bağımlı insanlar olduğu konusunda kanaatlerim var. Çok siyasi davranacak birkaç isim var. Orada masum insanlar, on binlerce masum çalışanı bir kenara koyuyorum. Dolayısıyla bu önümüzdeki 47 gün içerisinde İstanbul'a, İstanbul'un parasına, puluna, malına, mülküne zarar verecek birçok hamle yapabilirler. Bu mümkün. Kim engelleyecek, kim kontrol edecek bunu? Şu anda bizim orada meclisimiz var. Elimizden geldiği kadar kontrol altında tutacağız. Ama göreve geldiğimiz gün itibariyle de bu 47 günü özellikle tespit edeceğiz zaten. Sizin görev aldığınız 19 gün boyunca önemli tespitleriniz oldu mu? İleride gayet açıklayacağınız? Gayet tabii. Hazırlık yapıyoruz. Ben şunu net olarak söyleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ciddi anlamda İstanbul'un parasını kötü harcayan, israf eden bir kurum oldu. Bu çok net. Gerekçelerini ve tespitlerimizi de anlatacağız zaten kampanya döneminde. Şimdi önemli bir iki soru. Birincisi, sizin üslubunuz çok kucaklayıcıydı. Özellikle AK Parti tabanı, AK Parti'ye artık eskisi kadar inanç duymayan genç taban ya sandığa gitmemeyi tercih etti, belki de gizli gizli size oy vermiş bile olabilirler. Fakat şimdi önümüzdeki süreçte muhtemelen iktidar şuna oynayacak. Bakın, bizi bana sahip çıkın. Burayı kaybedersek siz de yoksunuz. Siz üslubunuzu nasıl geliştireceksiniz? O AK Parti'nin genç tabanını özellikle kendinize daha yaklaştırabilecek misiniz? Kesinlikle. O yumuşak üslubunuz devam edecek kesinlikle. Çünkü bu benim. Yani seçimden öncesi, seçimden sonrası yok Ekrem İmamoğlu'nun. Birilerinin var. Seçimden önce oy almak için işte bazı uygulamalar, seçimden sonra başkası. Ben öyle birisi değilim. Neyse o. Dolayısıyla onların kucaklamadığı kadar kucaklayacağım AK Partilileri. Zaten şu an AK Parti'ye oy verenlerin iyi bilsinler ki AK Parti yönetimiyle hiçbir bağı yok. Çok net. Alışkanlıktan oy veriyorlar. Bu kadar net açıklayabilirim. AK Parti yönetimini bırakın, siyaset yapanlarının bile AK Parti'de siyasi kariyer olarak yol almaları mümkün değil. Orada demokrasinin kanalları tıkanmış durumda. Ben onun için oraya oy veren insanlara diyorum ki sizi kucaklayacak olan biziz. Bu süreci yerel demokrasinin, yerel seçim kadar yerel demokrasinin, hatta Türkiye demokrasi mücadelenin önemli bir eşiği olarak görüp bizi desteklemeleri gerektiğini düşünüyorum. Şu tespite katılıyor musunuz? İktidarın en büyük yanlışı bu YSK kararı oldu. Kesinlikle. Yani bu bir kere kendilerine büyük bir yanlış. Yani nasıl geldiklerini, gelirken yaşadıkları sıkıntıların misli misli fazlasını şu an bana yapıyorlar. Yani partileri kapandı, bir takım uygulamalarla karşı karşıya geldiler, Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci var, başbakan olmaması için yapılan mücadeleler, müdahaleler var ki o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendilerine karşı tutumu ortada. Onların misli misli fazlasını göreve almış, mazbatasını almış ve hala insanların seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nu YSK'daki 7 üyeyle seçtirmeme ya da yetkisini elinden alma durumunu uygulamışlardır. Bu kendi yol haritalarına ihanettir. Bunu en iyi gören de yine Sayın Cumhurbaşkanı ile onların partisinde kendileriyle siyaset yapan insanlar. Abdullah Gül 367 kararını hatırlattı ve dedi ki bir arpa boyu yol alamamışız. O gün bize yapılanı biz bugün yapıyoruz. Abdullah Gül açısından çok önemli bir açıklamaydı bu. Nasıl görüyorsunuz? Teşekkür Abdullah ediyoruz. Gül sizi aradı mı? Aradı ve görevimde başarılar diledi. Daha önceki seçim sonrasında ama şunu ifade edeyim, bence çok değerli bir açıklama Sayın Gül'ün bu açıklaması ama aynı zamanda görevini hatırlatıyor şu anki sürece dair insanları, karar vericilere. Ama dediğim gibi ben bir akıl tutulması var, müthiş bir demokrasi karşıtlığı bir süreç var. AK Parti seçmenine şu anda buradan ne mesaj verirsiniz? Ben AK Partili önce görev alanlara şunu söylemek istiyorum. AK Parti'de siyaset yapanlara, ben ilçe başkanlığı yaptım, beraber ilçe başkanlığı yaptım, yöneticilik yaptığım insanlar var. Alın teri döktüklerinde, kazandıklarında ya da siyaset yapmadan önce siyaset yapan insanları tanıyordum.
kademe kademe yükseldiklerini biliyordum. Bugünkü AK Parti o AK Parti değil. Dolayısıyla başta siyaset yapanlara diyorum ki, görüyorsunuz bu ortamı vicdanınızın kabul etmediğini de biliyorum. Hepinizin oyunu istiyorum. Ve AK Parti'ye oy verenlere de şunu söylüyorum. Hak yenmiştir, kul hakkı yenmiştir. Bu mübarek Ramazan ayında bunu söylüyorum. Dolayısıyla demokrasiye sahip çıkma adına, bu yanlışı yapanlara dersini verme adına oylarına talibim. Ve asla oylarına helal getirmeyeceğim, hiçbir haklarına, hukuklarına asla bir sıkıntı vermeyeceğim bir İstanbul dönemi yaşatacağımı da buradan söylemek isterim. YSK kararını açıkladıktan sonra sosyal medyada bir büyük tartışma başladı. HDP'nin tutumu nasıl olacak diye. Çünkü İstanbul özelinde de Kürt seçmenlerin oyları son derece belirleyici oldu. Artı HDP'nin bu demokrasi bloğuna verdiği destek. Şimdi HDP hala bu desteğini sürdürüyor. Çekmeyeceğini söyledi parti olarak. Fakat Kürt seçmen sizden hem bir teşekkürün az geldiğini düşünüyor. En azından bize nabız verenler. Ve onlara mesajınız nasıl olacak? Yani acaba sandığa gitmeme durumları olur mu? O demokrasi bloğunu konsolide edebilecek misiniz? Buna ek olarak da AK Parti'de özellikle muhafazakar Kürtlere oynayacağının sinyalini verdi. Ne diyeceksiniz? Şunu söyleyeyim. Yani ben bir kere Kürt vatandaşlarımdan hiç öyle bir olumsuzluk hissetmedim. Çünkü ben seçimden sonra da sokaklardaydım. Birçok defa her alanda, her ortamda söyledim. Bu memlekette biriz, hep bir aradayız. Türk kökenli vatandaşımız kadar Kürt kökenli vatandaşımız da bu ülke için teminattır dedim. Hiç kimsenin söyleyemediği şeyleri söyledim. O bakımdan böyle bir olumsuzluk olduğunu düşünmüyorum. Zira bütün HDP oy vermiş vatandaşların direkt oyunu isteyen ilk aday benim. Daha sonra bunu söyleyen rakiplerimiz oldu ama ilk aday benim. O bakımdan böyle bir bağ sorunumuz yok. Zira ortaya koyduğumuz eşitlik fırsatları, özgürlük fırsatları, bu kentin fırsatlarını eşit bir şekilde yaşayanlarına dağıtma politikalarımızı anlatırken hepsi herkesi kapsıyoruz. Benim öyle bir sorunum olduğunu düşünmüyorum ve özellikle söylediğiniz manipülasyon çalışmaları, yani seçimden önce şirin gözükme vesaire, bu tür kavramları bu filmi herkes gördü, yaşadı. Özellikle Kürt vatandaşlarımın, Kürt hemşehrilerimin bu sürece dair kararlarının şahsım adına net olduğunu düşünüyorum. Önemli bir nokta var. Ahmet Şık, HDP'nin İstanbul milletvekili, dedi ki HDP'nin tavrı kesindir. Biz demokrasi adına bir birleşen olarak bu mücadeleyi veriyoruz. Sonrasında konuşuruz nüansları. Ve şöyle bir tespitte bulundu. Yalnız dedi, 7 Haziran seçimlerinden sonra bu iktidarın, Ahmet Şık'ın sözleriyle söylüyorum tırnak içinde, ne kadar kötüleşebileceğini hep birlikte gördük. Dolayısıyla bu ittifakımızı muhtemelen çatlatmaya çalışacaklar. Çatlak oluşturmaya çalışacaklar, HDP'yi şeytanlaştırarak CHP'yi vurmaya çalışacaklar, CHP'nin birleşenleriyle arasını bozmaya çalışacaklar. Eğer durum böyle olursa, buna hazır mısınız? Bir stratejiniz var mı? Çatlak oluşmaması için ne yapacaksınız ve böyle bir tehlike bekliyor musunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim, benden önce toplum buna hazır. Yani toplum gerçekten özellikle son 7-8 yıl darbe girişimi, seçimler, 5 yılda 7 seçim, bakın 8. yapacak İstanbul, yani 5 yılı biraz aşmış süre içerisinde. Toplum çok deneyimli. O bakımdan topluma yaşatılmak istenen her ne varsa kötü anlamda, buna karşı bence olağanüstü bir savunma mekanizmasını biz siyasiler ve toplum geliştirecek. Yani buna karşı toplumu ve kendisini koruyacak bir mekanizması olacak diye düşünüyorum. Bizim en önemli dilimiz pozitif olmak. Yani bu ülkenin bağıran, çağıran, ayrıştıran dilinden çektiği zararın herkes farkında. Dolayısıyla bizim bu dilimizin inanılmaz karşılık bulacağını ve bu tavrımızla beraber de onların kimin ne kötülüğe cesaret edebilecekse cesaret edemeyeceğini düşünüyorum. Zira aleyhlerine dönecektir. Şimdi mesela TKP sizin lehinize çekildi. DSP'den bu yönde açıklamalar geliyor. Saadet'in stratejisi biraz daha değişik. Diyor ki ben aday çıkarmak zorundayım çünkü benim tabanımda
CHP'nin adayına oy vermeyecek de bir kitle var ve AK Parti'ye karşı, AKP'ye karşı ben o seçmeni tutmak istiyorum. Bu hem size destek için çekilenler için ne dersiniz? Saadet Partisi ile nasıl bir işbirliği öngörüyorsunuz? Ve tabii ki Meral Akşener'le görüşmeniz. Evet, yani öncelikle ittifakımız olağanüstü uyum içerisinde yürüdü. Bu noktada hem Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hem Sayın Meral Akşener'e yürekten teşekkür ediyorum. Durum değerlendirmesi yaptık Ankara ziyaretinde partimdeki toplantılardan sonra. Sonrasında şunu söyleyebilirim. Tabii ki çekilmeler ve bu noktadaki demokrasi mücadelesine ki az önce söyledim demokrasi seferberliğine herkesin eşlik etmesi beni çok mutlu ediyor. Elbette burada Refah Partisi'nin Saadet Partisi'nin değerlendirmesini önemsiyorum. Biraz geçmişe gittik. Yok ama hala o ekip orada. Milli Görüş ekibi orada aslında. Değerlendirmesini önemsiyorum. Kendi değerlendirmeleri kıymetli. En doğru kararı kendileri verecektir. Ve bu konuda sanırım bir istişare var. Çünkü buradaki arayış aslında bir demokrasi arayışı. Toplumun hak edenin kazandığını görmesi arayışı. Gelmesini bilmek gibi gitmesini bilmenin de varlığının hissedildiği bir ortamın arayışı aslında. Bugün Temel Karamollaoğlu'nun hoş bir açıklaması var. Dedi ki bunlar daha önce 1994 ruhuna dönsünler diye ruh çağrılıyordu. Ama ruh öyle çağırdı mı gelmiyor. Gittiler 1946 tek parti ruhuna geri döndüler dedi. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Yani, mesela seçim çalışmalarınızda yolsuzluğa mı daha fazla vurgu yapacaksınız? Tek adamlık neredeyse kıvamındaki yapıya mı yoksa projeleriniz mi anlatacaksınız? Biz yeniden yani nasıl bir yönetim anlayışı, projeler elbette bunları anlatacağız. Ya toplumun beklentisi de bu. Yani biz her şeye rağmen ülkeyi yönetenlerin de normalleşmesini istiyoruz. Hazımsızlıklarının yok olmasını istiyoruz. Yani artık o kadar yalan konuşan ifadelerde bulunuldu ki o özellikle 31 Mart gecesi Anadolu Ajansı parti adına konuşanlar sonrasında yani ne dediğini kendi de bilmiyor. Hani bu söylemlerin Sayın Cumhurbaşkanı'nı da meşgul etmemesini istiyoruz. Türkiye'nin ekonomik sorunu var. Türkiye'nin dış politika sorunu var. Türkiye'nin kendi komşularıyla güvenlik sorunu var. Kendi işlerine dönsünler. Bu ülke normalleşsin. Biz işimizi yapalım. Ekonomik sorunlarında yüklerini hafifletelim. Bakın İstanbul önemli bir güç ve İstanbul hak ettiği yerde değil. Bu çok net. İyi çalışırsa İstanbul'un motoru Türkiye bundan faydalanacak. O bakımdan biz Türkiye'nin normalleşmesi için geçerli olacak politikalarımızı anlatacağız, yaklaşımımızı anlatacağız, demokrat duruşumuzu anlatacağız, kucaklayışımızı anlatacağız ve bu kucaklaşma öyle sıradan bir kucaklaşma olmayacak. Şimdi siz sanatçılara çağrı yaptınız, artık herkes konuşsun dediniz. Gerçekten beklenmeyen bir şekilde cevap geldi. Konserini iptal edenlerinden tutun da 23 Haziran günü işte sosyal medyada açıklama yapanına kadar. Ama sizi Ömer Koç ziyaret etti. İş adamları tebrik için geldiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp dedi ki ayağınızı denk alın. İş dünyası, iş adamları. Şimdi orada bir gözdağı var iş dünyasına. Siz de belirtiyorsunuz İstanbul çok önemli. Burası Türkiye'nin kalbi, iş dünyası, işin kalbi diyelim. Anadolu Kaplanları da önemli ama. Tekrar size soruyorum şimdi. Sizin iş dünyasına çağrınız nedir bugün itibariyle? Kesinlikle sürecin bir parçası olmak zorundalar. Kesinlikle konuşmak zorundalar. Ben ne için mücadele ediyorum ki? Bakın az önce ne dedim? YSK'da aleyhimize karar veren Türkiye'nin kara leke gibi tarihine geçecek olan o 7 kişinin çocukları ve torunları için de çalışıyorum dedim. Demokrasi hepimize lazım. Özgürlük hepimize lazım. Yani seçme seçilme hakkı hepimize lazım. Korkuyorlar işimizi el konulu vergi böyle borcu çıkar şirketimiz gibi. Daha büyük korkular bekler bizi. Böyle bir korku olmaz. Dolayısıyla iş insanları konuşmalı, sanatçılar konuşmalı, işçiler, memurlar, herkes konuşmalı. Bu ülkeyi hep beraber düze çıkartmak zorundayız. Şu an yaşanan sorun bir demokrasi sorunudur. Bu çok net. O bakımdan sorumluluk alacaklar. Alıyorlar da mutlu da oluyorum. Gelelim şuna. Kimseye haddini bildiremez politikacı. Siyaset yapan insanlar haddini bilecek insanlardır. Siz onun oyuyla, diğerinin oyuyla seçilmiş insanlarsınız. Ben de öyleyim. Dolayısıyla
bize haddini bildirecek olan vatandaştır. Günü gelir sandıkta. Vatandaşa bir yönetici haddini bildiremez. Hukuk devletinde, demokrasi devletinde böyle bir anlayış olmaz. Onun için herkes cesurla fikrini, cesurca fikrini söylemeye devam etsin. Yoluna devam etsin. Sanatını yapsın, işini yapsın. Ama bu sürece duyarsız kalmasın. Kazanacağınızı düşünüyor musunuz? Kaç farkla hiç kazanırız? Hiç tereddütüm yok. Kaç farkla kazanacağınızı fark diye bir şey yok. Her seçimi bir oyla kazanabilecekmiş gibi yoğun çalışmak zorundasınız. Pür dikkatle, her anını kontrol ederek, sandık gününe hazırlık yaparak. Yani bugünden böyle yukarılardan bazı rakamlar söyleyenlere de biraz diyorum yavaş. Böyle konuşmayın kardeşim. Seçim riskli bir iştir. Her seçim kazanılır, kaybedilir. Dolayısıyla öyle tariflerde bulunan herkesi daha yoğun çalışmaya davet ediyorum. Kaybederseniz B planınız var mı? Olmaz mı? Bu ülke için mücadeleye devam. Asla vazgeçmeyeceğiz. Yani biz demokrasi mücadelesi veriyoruz. Bir kere sahneye çıktım artık. Yani gayet tabii biz demokrasi ve başarmak için mücadele ediyoruz. Ne için? Benim söylediğim her şey şu an ülkeyi yöneten kişilerin bile geleceği için aslında geçerli olan şeyler. Dolayısıyla mücadeleye devam edeceğiz. Ama kaybetme ihtimalimiz çok düşük, onu söyleyeyim yani. Altıncısı. Elbette ihtimal var. Çok kısa iki soru. Binali Yıldırım'ın YSK kararını tanımayıp ben böyle bir hesabın içinde olmam, çekiliyorum demesini ister miydiniz? Nasıl bir onu Sayın Yıldırım'a sormanız lazım. Ya hayal kırıklığına uğradınız mı en azından? Yani ben kendilerini çok tanımıyorum zaten ama ben kaybettiğim seçimi kaybettim derdim. Bu kadar net. Bu kadar net. Yolsuzluklara çok fazla vurgu yapmıyorsunuz ama son olarak bunu sorayım. Sizce Türkiye'nin ciddi bir yolsuzluk, İstanbul'un ciddi bir yolsuzluk sorunu var mı? İstanbul'un parasının ciddi anlamda iyi kullanılmadığı ortadadır, net. Şimdi yolsuzluk farklı bir idari boyuta gidiyor. Yani bunu tanımlamak, bununla ilgili yargı sürecini başlatmak başka bir şey. Bu iddiada ama İstanbul'un parası çarçur ediliyor. Müthiş bir israf var. Bunun altından ne çıkar? Neler vardır? Bu yönetime geldikten sonra bakılacak konulardır. Son olarak nasıl bitirelim? Ne demek istiyorsunuz? Vallahi her şey çok güzel olacak. Çok inanıyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu zamanı ayırdığınız için.